20 sene evvel omurilik felçlilerin başkanıyla tanıştım. Onları çok çok sempatik buldum. Anladım ki benim yardımım ihtiyacı olan yere gidecekti. Tanıdığım zaman ilk önce bana Milan Kanı dediler. Sonra dernek başladı full çalışmaya. Bazı yasakları götürdü. İşte izmaritleri yere atma gibi. Ondan sonra ben burada Hitler oldum. Ondan sonra da Milan Kablo oldum ve Milan Kablo olarak kaldım. İlk önce kermes sorumluluğu oldum. Kermes için bizim Engeli arkadaşlarımla, benim Lyons'larda, benim arkadaşlarımda topladığım parayla ihtiyaç olduğu malzemeleri alıyorduk. Öğretmenlerle beraber eşyaları üretiyorduk ve izin aldığımız yerle Engeli arkadaşlarımla beraber gidiyorduk satışlara. Bir gün belediye başkanı zamanında Bahadır'ın herkes spor yapsın. Buraya karar verdik. Engelliler de muhakkak spor yapması lazım. O gün yeni kortları yapıldı Ataköy'de ve o kortları herkese açık olacak. Bir iki tenis öğretmeni bulduk. Bizim Engelli arkadaşlarla konuştuk. Herkes çok ilgilendi. Herkes çok istedi. Aşağı yukarı bir 20 kişi korda gittik. İlk başladılar zaman, o raketi tuttular zaman benim onları topları toplamaya, kanter içinde olmaya ki onlar fazla ateş yapsın diye. Başkanla konuştuk. Tenis için biliyorsunuz ayrı bir sandalye lazım. Tabi paramız yok, alamıyoruz. Bir sandalye tenis için 4000 eurodur o zaman. Düşündüm ne yapacağımı. Bizim Patrikhane ziyarete gittim. Patrik çok çok ilgilendi, çok sevindi. Onu davet ettim, gezdirdim derneğe, her şeyi gösterdim. Patrik de ben hiçbir şey oraya kadar istemedim. Randevu aldım, gittim ziyaretine. Bana en az iki sandalye lazım. Sandalyenin fiyatı bu kadar. Gık demeden ikinci gün iki sandalye geldi. Parayı da ödediler. Şimdi tabii ki onu davet edeceğiz sandalyeye, görsün kimin için aldı. O sandalye nasıl kolay kolay ve çabuk dolanıyor. Patrik geldi işte tenisçilerle ilgilendi, konuştu. Bir de birdenbire o sandalyeye oturdu. Otururken biliyorsunuz o sandalye öyle hızlı gidiyor. Ben korkuda öldüm düşecek diye. Sandalye de onu da tuttum, kalktı. Öyle kurtardık, bir şey olmadı. Bizim arkadaşlarımız her sene bizim için bayramda bir yemek veriyordu. Lyonlarda eşimle beraber para topluyorduk, çocuklara burs veriyorduk. Okullarda bir proje başladı, engellileri okula gidemiyorlar diye asansör yok, merdiven var. Birkaç okula asansör yaptık. Ondan sonra burada şey başladı. Engellileri için 23 Nisan kutlamaya karar verildi. Bir de engelli bayramı yapalım. 4 yabancı ülkeyi davet ettim ve her sene onlar ekiple beraber geliyordu. Ben Lyons'larla sabahta akşama kadar yemekleri veriyordum. Karşılıyordum yani. Ondan sonra gördüğünüz gibi Milenka ablamızın anlatacakları hiç bitmiyor. Çünkü o bir Teofede gönüllüsü. Peki siz de Teofede gönüllüsü olmaya hazır mısınız? Yaşı dolayı her gün artık derneğe gelemiyorum. Ama hiçbir zaman ben dernekte kopmam. Her zaman onları düşünüyorum ve onlar için savaşacağım.